Fransız otoritelerinin bir problemi vardı. Vlojen'in temel atma projesiyle ilgili sorun yaşıyorlardı. Diğer mühendis ve mimarları da rekabet ortamı yaratılması için davet ettiler ve hepsinin farklı tasarımları vardı. Kazanan dünyanın en ünlü mimarlarından Lord Norman Foster oldu. Foster, Hong Kong'daki dünyanın en büyük havayolu terminalini inşa etti. Barcelona'da ofisler tam anlamıyla iletişim kulesindeki direklerde asılı duruyor. Bu öyle bir adam ki genellikle imkansızı tasarlıyor ve yapıyor. Bildiğiniz gibi bunlar aslında birer meydan okuma ve birbirinin üstünde olan çatışmalar. Onun Milao ile ilgili olarak dünyanın en büyük meydan okumalarından biri onu araziye gayet uygun şekilde yapması oldu. Fransa'nın görkemli kanyonuna denk ünlü Gorge du Tan'dan aşağı doğru olan yola yapıldı. Doğanın çok kuvvetli güçlerine karşı çok nazik ve narin görünecek bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? En inanılmaz manzaranın üzerine o planı nasıl kurabilirsiniz? Alay eder gibi Foster'ın cevapları Viloj'un planını bir adım daha ileri götürecek türdendi. 9 orijinal köprü payandasından 2 tanesini çıkararak, işin içine sanatın narinliğini de katarak mühendisliği daha zevkli bir iş haline dönüştürdü ve ciddi bir şekilde kalan köprü payandalarını inceltti. Foster köprünün narin bir kelebek gibi görünmesini istiyordu. Fakat Tarn Nehri'nin yüzlerce metre yukarısında çok güçlü rüzgara rağmen bu kelebek 5 Eyfel Kulesi'nin ağırlığını taşıyacak güçte olmalıydı. Tasarımı yanlış yapmak kesinlikle bir felakete neden olabilirdi. Aralık 2001'de Fransa'nın Milao Viyadüğü. Dünyanın yapım aşamasındaki en yüksek köprüsü. Bu projede her şey çok büyük boyutlu. 200 bin ton betona ihtiyaç duyulacak. O kadar çok ki ekip bu inşaat alanına beton fabrikası kurmak zorunda kalabilir. Çünkü bu kadar çok miktarda beton bulmak kolay değil. Bunun bir formülü olmalı. Taşımak zorunda kalacağı aşırı yükü desteklemek için yapısal bir güce de ihtiyacı var. Bu çok çabuk ayarlanabilecek bir şey değil. O bir şekilde yukarı kaldırılmalı ve yüzlerce metre yukarıya dökülmeli. Ve tüm bunlar Norman Foster'ın bakış açısına uyacak şekilde gerçekleşmeli. Gerçekte mimarın bakış açısı inşaat ekibi için bir sorun ortaya çıkardı. Her bir köprü payandasını karmaşık geometrik bir şekil olarak tasarladı. Yukarı doğru çıkıldıkça gittikçe sivri hale geliyor. Gölgeler yaratmak için dikey oluklar kullanılmış. Fakat mimar için kağıt üzerinde sadece bir çizgi olan şey yapılmaya başlandığında çok önemli bir meydan okuma olarak karşısına çıkıyor. Geçici bir kalıba boşaltılan betonlarla aşama aşama dev gibi köprü payandaları yapılmaya başlandı. İstenilen gücü sağlamak için o kalıplar güçlendirilmiş çelik çubuklarla dolduruluyordu. Toplamda 16 bin ton olan çelik çubuk yukarıdaki yerlerine kaldırılıyor ve korumaya alınıyor. Bunlar 4 bin kilometrelik yolda döşenmiş olacak. Yaklaşık Milao'dan Orta Afrika'ya kadar. Her köprü payandasının şekli ciddi şekilde karmakarışık. Sonuç olarak her seferinde kırmızı çelik beton kalıplarını kaldırıyorlar. Sonraki 4 metrelik bölümün profilini oturtmak için kalıbın şeklini değiştirmek zorundalar. 15 ton ağırlığındaki bu çelik panelleri yerinden oynatmak hiç kolay iş değil. 7 köprü payandasının yüksekliğinin tümü 1 kilometreden daha fazla. En az 250 kere kalıbın şeklini değiştirmek zorunda kaldılar. Her 3 günde bir, her köprü payandasındaki ekip tüm bu süreçten geçiyor ve sonra yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Fakat bu sürekli gecikme tehdidi altında zamana karşı verilen bir savaş. Her şeyin zamanlamasını ve bütçeyi doğru şekilde sağlamak göz korkutucu bir sorumluluk. Özellikle de biri için Jean-Pierre Martin. 3 yerine 4 günümüz olsaydı bir düşünün. Döküm sayıları hesaplandığında bizim için 3 ila 6 ay arası gecikme olarak sorun çıkarabilirdi. Ayrıca ayda yaklaşık 1 milyon dolar ceza da gelebilir. Bu kesinlikle Martin'in göze alabileceği bir şey değil. Ve zaman çizelgesi onun tek sorunu değil. Dünyadaki en uzun köprü payandasını yaparken her şeyin yerini en doğru şekilde saptamanız gerekiyor. Yanlış bir şey olursa köprü yerine oturmaz. Her 4 metrelik bölümde 10 santimlik bir açık oluşabilir. Yaklaşık el genişliği kadar. En yüksek köprü payandası yukarıda 6 metreye ulaşabilir. Yani bir jet uçağı gövdesi genişliğinde.
Her ekip gökyüzündeki belirli bir noktayı amaçlıyordu. İkinci köprü fayandası yerden tam olarak 245 metre yukarıda. 546 metre kuzey taraftan ve güney uçtan 1914 metre uzakta. Tehlike için alan bırakılmıyor. Ancak GPS aletiyle doğru şekilde sonuç alabilirlerdi. 4 milimetre içinde eksiksiz bilgi sağlanıyor. Birçok uydudan sağlanan sinyalleri kullanarak ekip onların yerini kesin olarak tespit edebiliyor. Gökyüzünde bulmaları gereken kritik nokta için hedefte olup olmadıklarından emin oluyorlar. Aylar sonra köprü fayandaları gittikçe yükseğe çıktı. Kasım 2003 sonunda istenilen yüksekliğe ulaştılar. 245 metrelik ikinci köprü fayandası dünyadaki en yüksek köprü fayandası oldu. Fakat acaba bu rekor kıran direk tam olması gerektiği yerde mi? Şaşırtıcı bir şekilde sorun 2 santimetrelik hedefte etkisiz hale getirildi. Şampanyalar patlatılıyor. Artık kutlama zamanı. Tüm bu garip olaylara rağmen zaman çizelgesinin hala bir ay önündeler. Fakat ekibin rahatlama gibi bir lüksü yok. Projenin bir sonraki aşaması yapının en zor bölümleri olacak. Dünyanın en uzun köprüsünün ikinci bölümü. Köprü payandalarının üstüne 36 bin tonluk ve 2,5 kilometrelik geçidi kurmak ve bunu tam olarak Tarn Nehri'nin 270 metre yukarısına yapmak. Köprüyü yapanlar tehlikenin bölgeden geldiğini biliyor fakat bu yükseklikler öldürücü olabilir. New York'taki Brooklyn Köprüsü'nün inşaatı sırasında 34 kişi öldü. 1970'te Melbourne, Avustralya'daki Westgate Köprüsü'nün inşaatında da 35 kişi hayatını kaybetti. Ve bir yıl sonra Almanya'daki Koblenz Köprüsü Ren Nehri'nin üstüne yıkıldığında 13 kişi hayatını kaybetti. Akıllarda kalan ölümle sonuçlanan bu tip kazalar sonucunda ekip güvenli sağlam topraklar üzerinde tüm karayolu güvertesini kurmaya karar verdi. Bu da çok sağlam bir yapı olacağının işareti. Yani teoride tüm betonu yüzlerce metre yukarı kaldırmaktan çok daha güvenli. Bu planla ilgili sadece bir tek problem var. Daha önce hiç kimse o kadar yüksekteki 2,5 kilometrelik köprü payandalarının üstüne karayolu güvertesi yerleştirmedi. Sonunda çelik üreticilerinden biri muazzam meydan okumaya cesaret etmek zorunda kaldı. Eyfel için büyük Fransız mühendislerinden biri bir çelik şirketi kurdu. Eyfel ilk yapıldığında dünyanın en yüksek köprüsüydü. Güney Fransa'daki Garabit Viyadüğü, New York'taki Özgürlük Heykeli ve Paris'in Kulesi hepsi onun imzasını taşıyor. Şirketin deneyimine rağmen Eyfel'in direktörü Mark Bonomo çok ciddi bir risk aldığının farkındaydı. Şirket için aslında bu bir kumardı. Çünkü eğer bir hata yapılmış olsaydı veya işler yolunda gitmeseydi tüm şirket tehlikeye girecekti. Şirketin çelik fabrikalarında karayolu güvertesini oluşturacak ağır bölümlerini ürettiler. 90 ton gelen ve bazılarının uzunluğu 22 metreyi bulan 2200 değişik bölümün bir araya gelmesi kocaman bir yapbozu andırıyordu. Onların doğruluğu milimetrik bir parçanın içinde bir lazerle ölçülüyor. Dev gibi kare tüpler güverteyi dimdik tutabilmesi için merkezi omurgayı oluşturuyor. 4 şeritli karayolunun genişliğini oluşturmak için 3 köşeli paneller birbirine kaynakla tutturulmuş durumda. Yorucu zaman çizelgesiyle başa çıkabilmek için Bonomo 2 başlı kaynak robotu ve plazma kesme makinesiyle üretimi otomatik hale dönüştürdü. Her kesim model veya kalıp bilgisayarda programlı. Bir süre sonra makine her şeyi otomatik olarak yapmaya başlıyor. Ve kavurucu ısı 28 bin dereceye ulaşıyor.
Bu dünyanın çekirdek ısısının 5 katı kadar. Fakat kesim ve kaynak işin en kolay kısmı. Zor olan bölümse bu gittikçe devleşen bölümleri Milao fabrikalarından yüzlerce kilometre ileri taşımak. Olası bir hasarı önlemek için rotalar çok dikkatli planlanmalıydı. Polis çevre güvenliğini sağladı. O seviyedeki bir hazırlanmada bile tam her şey yolunda gidiyor derken bazı engellerle karşılaşıldı. Henüz kimse farkına varmasa bile bu viyadüğü yapmakla yollardaki aşırı trafik çok daha büyük oranda rahatlayacaktı. Vadinin diğer tarafında kurulmuş olan montaj fabrikasından parçalar geldi. Büyük yapboz halindeki parçalar kaynakla birbirine birleştirildi ve iki parçadan oluşan güverte haline getirildi. Fakat bu iki parçayı vadi boyunca dünyanın en yüksek köprü payandalarının üstüne yerleştirmek karşılaşılan en büyük meydan okuma olacaktı. 80 katlı bir gökdelenden daha yüksek olan köprü payandasının üstüne karayolu güvertesini koyan ilk ekip olacaklar. Daha önce hiç kalkışılmayan bu tür köprü yapımı işi için iki kocaman parça halindeki 2,5 kilometrelik karayolu güvertesini kaydırma yoluyla gerçekleştirmeyi planladılar. Köprünün baş mühendisi Jean-Marie Kramer, bunun başarılabileceğine inanan az sayıda insandan biri. Bu metodu bilen bütün mühendisler bunun mümkün olabileceğine inanmadı. Eğer ekip yanlış bir hesap yapmış olsaydı tüm yapı vadinin içine çökebilirdi. İnşaat için bir çözüm bulduk. Köprüye iki ayrı taraftan başlama kararı aldık. Bir bölüm Larzac platosu, diğeri ise Rouge platosu. İki taraftan onları itiyorsun ve bir araya gelmelerini sağlıyorsun. Tam Tan Nehri'nin üstünde buluşmalarını sağlıyorsun. Daha küçük köprüler benzer teknikleri kullanır. Güçlü hidrolik su mengeneleri tam olarak iki taraftan da güverteyi pompalıyor. Fakat dünyanın en yüksek köprü payandaları üstünde Milao şimdiye kadar denenen en uzun başlangıç olacaktı ve sonuçlar bir felaket de doğurabilirdi. Güverte o kadar ince ki her köprü payandası arasındaki 342 metrelik boşluk içinde her an bükülebilir ya da çökebilir. Birinin önceden idare ettiği en uzak mesafe şimdikinin en az yarısı kadardı. Çözümün ilk bölümü kolaydı. Vadinin üzerine çıktıkça direği uygun şekilde oturtmalısınız ki teller güvertenin ön tarafını desteklesin. Daha sonra idare edilebilir 171 metrelik iki eşit uzunluk için geçici çelik destek kulesini inşa ediyorlar. Bu çelik kuleler kendi başlarına birer inşaat harikası. 170 metreden fazla yükseklikte şimdiye kadar yapılmış en uzun yapı ve çok büyük miktarda yük taşıması gerekiyor. 7000 tonluk güvertenin önü ilk olarak 90 metrelik direğe doğru kaydırıldı. Ve bu inanılmaz ağırlığı hassas köprü payandalarının üstüne itmekle onları toprağa daha da gömmüş olacaklardı. Aslında bu bir kabus senaryosuydu. Eğer geleneksel bir başlangıç yapmış olsaydık, köprü payandalarını geçitteki civatalar gibi yıpratmış olurduk. Birinin bu köprünün yapıldığı tarzı yeniden keşfetmesi gerekiyor. Mark Bonomo ve Jean-Marie Kramer bu hamleyle geldiler. En basit örnek ağır bir kutu ve sallanan bir masayla gösterilebilir. Normal bir başlangıçta köprü payandalarına isabet alırsınız. Güverteyi payandanın üstüne ilerletmek istiyorum. Fakat eğer güverteyi buradan itersem, köprü payandalarının üstüne vurmuş olurum. Çünkü onlar çok yüksek. Buradaki fikir, payandaların üstünde bir başlangıç sistemi düzenlemek. Bu yolla güverteyi içsem bile payandaların dengesine hiçbir etkide bulunmaz. Böylece de payandalar düşmez. Buradaki hile bu tip başlangıç sistemlerini kullanarak güverteyi yükseltmek ve ileri doğru yavaş yavaş hareket ettirmek. Her bir sistem güvertenin her yanının altındaki kama şekilli iki bloğu kullanıyor. Üst kama hidrolik su mengenesi tarafından öne çekiliyor.
Aynı zamanda aşağıdaki kamanın eğimine kaydırıyor. Güverteyi desteklerinden çıkarıyor ve 600 mm ilerletiyor. Sonra alt kama geri çekiliyor ve güverteyi desteklerin üstüne bırakıyor. Üst kama ise eski yerine geri dönüyor ve tüm bu süreç tekrardan başlıyor. Bu akıllı aletlerin dördü her köprü payandasının üstüne yerleştirildi. Hepsi tam olarak aynı saatte çalışmaya başlaması için programlandı. Ve bunun sonucunda hepsi beraber tüm karayolunu kaldırdı ve ön tarafa döndürdü. Fakat eğer biri hata yapsa veya sırasını şaşırsa bir felakete neden olabilir. Onların çökmesine neden olana kadar o güç köprü payandalarını itebilir. Yukarı çıktığınız zaman 300 metre aşağıda Milao'yu görüyorsunuz. Ve kendinize soruyorsunuz, acaba bu iyi bir fikir miydi? Tüm projenin geleceği bu prototipe bağlıydı. Ve daha önce hiçbir teste tabi tutulmamıştı.